Merhaba. Arkadaşlar sizinle yine çok ilginç bir konuyla beraber karşınızdayım. Gıybet. Gıybet hepimizin hayatında artık bir gerçeklik noktasında, doruk noktasına ulaşmış bir durumda. İnsanlar hatta gıybetten inanılmaz zevk alıyorlar. Böyle, ay bugün de kimle gıybet yapsam, ay gıybet için seni aradım. Gel beraber bir kahve içelim, gıybet yapalım. Yani dedikodu, ondan sonra işte çekiştirmece, işte başkasının yaşadığı olumsuz şeyler ya da işte olan hadiseler üstünden yorum yapma gibi gibi farklı şeyler özellikle konuşuyorlar. Ama burada bir farkındalık özellikle yaşamanızı istiyorum. Gıybet yaptığınız zaman, yani başkalarıyla ilgili olumsuz şeyler konuştuğunuz zaman ve başkalarının olumsuz yaşadıkları şeylerin üstünden zevk aldığınız zaman hayatınıza onları çekiyorsunuz. Ay benim başıma nasıl böyle bir şey gelecek ya da bana böyle bir şey gelmez ki demeyin. Neyin ne olacağı hiç farklı olmaz. O şekilde olmaz. Farklı bir versiyonuyla sizin hayatınıza gelir. Yani bir kadın mesela bir adamı aldatmıştır. İşte ben bir kadın olarak öyle bir şey yapmam demeyin. Bu sefer bambaşka bir şekilde onu yaşarsınız. Ya da başka bir insanın hayatında yaşadığı çok kötü bir olay, iflas, kayıp, insanların birbiriyle kavga etmesi, problem yaşamaları gibi gibi ya da insanların kötü yanları, olumsuz yanlarından beslenmeyin. Çünkü yargıladığınız, eleştirdiğiniz her şey sizin hayatınızın gerçeği olur. Yargıladığınız, eleştirdiğiniz her şeyi hayatınıza çekersiniz. Çünkü onlarla yargılarınız ve eleştirilerinizle bağlantıya geçersiniz. Arkadaşlarınızla bunların üstünden konuştuğunuz, bunların üstünden ilişki geliştirip bunlardan zevk aldığınız zaman o zaman yaşam, aa sen bundan çok zevk alıyorsun, ben de sana yaşatayım bir gör der ve görürsünüz. O yüzden gıybet yapmayın. Yapıyorsanız da pozitife çevirin. İnsanlar için iyi niyet içinde olun. İnsanların olumsuz duygularından, yokluklarından, problemlerinden beslenmeyin. Ah şu da çok kıskanç, bu da böyle bilmem ne. Her şey ilginç bir bakış açısıymış gibi bakın. Sizin de tabii ki de ilginç bakış açınız. Başkalarının da ilginç bakış açısı. Ve pozitif olun. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Tabii bazı yerlerden nötr olmak. Ve başkaları size gelip gıybeti anlattığı zaman kendiniz gıybeti açmayın. Bazı insan ay gıybetten çok zevk alıyorum diyor. Niye? Çünkü kendi hayatındaki acıyı, kederi, sorunu, problemi, üzüntüyü görmek istemiyor. O yüzden başkalarının problemleri, üzüntüleri, sıkıntılarından zevk alarak kendini öylelikle üste çıkartıyor ve kendi şeyinden özgürleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında siz başkasının olumsuz yaşadığı şeyler, mesela ünlülerin yaşadıkları olumsuz şeylerin üstünden konuştuğunuz zaman ya da ünlülerin yaşadıkları kötü şeyleri özellikle takip edip onları izleyip onların peşinden gittiğiniz zaman özellikle kendinizi unutmak için bunu yapıyorsunuz. Kendinizdeki acılarınız, kendinizdeki üzüntüleriniz. Bak bu da neler neler yapıyor. Şunun başına da şöyle gelmiş, şu da şöyle olmuş diye. Bu sizi sonsuz bir illüzyona sürüklüyor. Gerçeklikten kopartıyor. Bunun farkında olun. Lütfen YouTube kanalımdaki bütün meditasyonları yapmanızı ve bu meditasyonlarla beraber farkındalığınızın, bilincinizin arınmasına, değişmesine ve dönüşmesine kendinizi açmanızı çok tavsiye ediyorum. Düşle İnan Yaşa kitabını da mutlaka okuyarak içindeki her şeyi yapın. Hürriyet.com.tr'de yazdığım köşeyi her gün okuyabilirsiniz ama geçmişe yönelik olarak yazdığım bütün yazıları da mutlaka okuyun. Çünkü gündemin üstünden tamamen farkındalık yaratıcı bir şekilde yazıyorum. Onları okursanız da oradan da alabileceğiniz çok şey var. Çünkü insanlardan çok pozitif geri dönüşler alıyorum. Sizlere özellikle karamsarlıktan vazgeç videomu tavsiye ediyorum. Karamsarlıktan vazgeç videomu izleyin. Sizi çok seviyorum. Lütfen paylaşımlarınıza devam edin. Sizi seven bir can.